genel izleyici. Ortak Gelecek programıyla karşınızdayız. Ben Zehra Küçük. Bu hafta programımızın konukları Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Koordinatörü Bahar Özay ve İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Mehmet Tuğtan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi bir haber turu hazırladık. İzleyelim, sonrasında başlayalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmot Faz 2 projesi kapsamında Marmara Denizi'nin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarına başladı. Dijital ikiz projesi sayesinde Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj ve diğer kirlilik problemlerinin oluşmadan engellenmesi, iyi kalite deniz ekosisteminin tekrar gelişmesi, biyolojik çeşitliliğin artırılması, Marmara Denizi'nde ekolojik dengenin korunması hedefleniyor. Küresel Forest Watch tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, 2021 yılında Kuzey Yarımküre'de ağaç kaybında rekor kırıldı. Ormansızlaştırmanın %96'sı tropikal ormanlarda gerçekleşiyor. Bu bölgelerdeki ağaç kaybı, uzun yıllardır yüklü olarak Brezilya ve Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşiyordu. Fakat 2021 ile ilgili endişe, Rusya, Kanada ve Alaska'da artan kayıplar, 2021'de yangınlar ve ağaç kesitiyle kaybedilen ağaç sayısı 2020'ye göre %30 artmış durumda. Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlara ilgi artıyor. EYE Türkiye, tüketicilerin araç satın alma tercih ve önceliklerine yönelik kapsamlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara ilgisinin hızla arttığını gösteriyor. Bir sonraki satın alacakları aracın hibrit ya da elektrikli olacağını söyleyen Türk tüketicilerin oranı, geçen yıla kıyasla 11 puan artışla %27 oldu. Zorlu enerjinin iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine uluslararası ödül geldi. Zorlu Enerji, bu ödüle yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla kurduğu Zorlu Energy Solutions, ZES, Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi ve Dijital Abonelik Projesi gibi sürdürülebilirlik stratejisi odağında kararlılıkla uyguladığı projeleri sayesinde hak kazandı. Evet, haber turumuzu da izledik. Ortak Geleceğin bu bölümünde doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam başlığı altında biyoçeşitliliğin ve ormanların korunması konularına odaklanacağız. Ormanlar hem dünya için hem de insanların yaşamı için ağaçlardan çok daha fazlasını ifade ediyor aslında. Soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, gıdalarımızı ormanlar sayesinde elde ediyoruz. Yaklaşık 1.6 milyar insan ormanlardan geçiniyor. Diğer taraftan ormanlar kara canlılarının %80'inin de yaşam alanını oluşturuyor. Hepsini konuşacağız. Hemen başlayalım Bahar, seninle başlamak istiyorum. Aslında ormanlar iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyamızı nasıl bir koruma etkisi sağlıyor? Ve tabii bu anlamda bakacak olursak doğal afetleri de sormak istiyorum ben sana. Ormanların doğal afet riskinin azaltılması noktasında da nasıl bir etkisi var? Aslında öncelikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 15.si olan karasal yaşam amacını kısaca aktarmak isterim. Karasal yaşam ekosistemlerin, karasal ekosistemlerin korunması konusunda bütün ülkelere bir sorumluluk getirmekte. 15. amaç, 15. amacın ikincisi bu sorumluluğu getirirken, senin de bahsettiğin gibi hem iklim kriziyle mücadelede hem de bizim kaynaklarımızın, doğal kaynaklarımızın korunması alanında ekosistemler çok kritik. Sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele, erozyonla mücadele, arazi bozulunun
önlenmesi, hatta tersine çevrilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi bu amacın bize söyledikleri. Bu bağlamda da ülkelerin çok önemli sorumlulukları var. Ormanlar karasal ekosistemin çok önemli bir unsuru çünkü %30 oranında araştırmalar gösteriyor ki ormanlar hem topraklar hem de ağaçlar aracılığıyla emisyon azaltımını sağlıyorlar. Hı-hı. Aslında bize oksijen veriyorlar ciğerlerimiz. Su kaynaklarının oluşmasını sağlıyorlar. Toprak kaybını engelliyorlar, çölleşmeyi engelliyorlar. Biyoçeşitlilik kaybının yani birçok canlı içinde barındırıyorlar. Dolayısıyla onlara bir yuva olmakta ve çok önemli ekosistem hizmetleri veriyorlar. Ötesinde aslında iklim kriziyle ya da iklim değişikliğini yarattığı krizle mücadelede çok doğal, çok uygun ve ucuz bir mücadele yöntemi hepimiz için. Yapılan araştırmalar aslında ormanlarımızı koruyarak ve ormanları geliştirerek belki ton başına 20 dolar gibi ve hatta daha ucuz bir maliyetle emisyon azaltımına katkı koyabileceğimizi göstermekte. Bu bağlamda da biyoçeşitliliğin kaybının engellenmesi olarak ve ormansızlaşmanın azaltılması, ormanların korunması kritik bir noktaya geliyor. Ama biz her yıl 10 milyardan fazla ağacı tam tersine kaybediyoruz. O nedenle de küresel çabaların, ulusların, ülkelerin, kurumların ve bireylerin çabaları çok önemli. Adeta ormanlarımız için belki yerinde olan terim bir seferberliğe geçmemiz gerekliliği. Bu bağlamda hep birlikte çalışmamız lazım. Ortak geleceğimiz için değil mi? Yani ortak yarınlarımız için çalışmamız aynen gerekiyor elbette. Ben tam da bu noktada aslında sözü İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Mehmet Tuğtan'a bırakmak istiyorum. Şimdi aslında bakacak olursak iklim değişikliğiyle mücadelede kurumların, şirketlerin katkısı elbette yadsınamaz. Hatta çok büyük bir önem arz ediyor. Global Forest Watch tarafından yeni yayınlanan bir araştırma da gösteriyor ki Kuzey Yarımküre'de 2021 yılı içerisinde dakikada 10 futbol sahası büyüklüğünde bir ormanlar yok olmuş. Bu gerçekten de çok çarpıcı. Şimdi geçen yılı hatırlayalım, orman yangınlarında gerçekten hepimiz çok üzüldük, derinden sarsıldık. Hem bu kayıpların geriye döndürülmesi, hem var olan ormanların korunması, hem de yeni kazanımlar sağlanması adına şirketlerin, kurumların nasıl bir katkı sağlaması gerekiyor, nasıl bir bu ayağında önem arz ediyor? Ha, evet, geçen yıl yaşanan orman yangınlarının acısı hala zihnimizde. Biliyorsunuz hemen arkasından Batı Karadeniz'de bir sel felaketi daha yaşadık. Maalesef. İklim krizinin oluşturduğu etkiler, işte orman yangınları, aşırı yağışlar, seller, hava kirliliği, çevre kirliliği, bütün bunlar insanlığın önünde en büyük problemlerden bir tanesi olarak ortaya çıkmış durumda. Her geçen gün bu olumsuz etkilere daha fazla maruz kalıyor durumdayız. Ve baktığımızda aslında şirketlerin faaliyetlerini, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki uygulamalarını, davranışlarını, bunlara yön veren, bunları değiştiren aslında bireyler. Ve bu noktada tam da bireylerin çevre duyarlılığı konusundaki algılarına biraz bakmak gerekiyor. Son zamanlarda baktığımızda bireyler tarafında gittikçe yükselen bir şekilde iklim krizine yönelik oluşan olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi hususunda önlem alınması konusunda ciddi tepkiler var. Toplumsal algı, toplumsal farkındalık bu anlamda çok ciddi yükseliyor. Konda'nın yaptığı araştırmaya baktığımızda iki kişiden biri iklim krizinin aslında koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. 10 kişiden 7'si iklim krizi konusunda endişeli ve %75'lik kesim ise iklim krizinin yeşilin korunması sayesinde bertaraf edilebileceğine inanıyor. Bu anlamda karşımıza iki tane kritik konu geliyor. Bir tanesi ormansızlaşmanın önüne geçilmesi ve bir tanesi de ormanların bozulmasının engellenmesi. Geçen seneki yangınlara tekrar dönersek birçok şirketlerin aslında olağanüstü bir duyarlılıkla, hızla o kaybettiğimiz ormanları da geri çevirebilmek adına fidan bağışlarına şahit olduk. Ya bu gerçekten çok kıymetli bir davranış. Bunu yadsımıyorum. Çok çok gerçekten kıymetli bir davranış. Fakat
Aslında kurumsal rolü, şirketlerin kurumsal rolünün maruz kaldığımız felaketin hemen arkasından alınacak aksiyonlardan ziyade konuyu daha bütünlüklü, derinlemesine ele alıp istikrarlı, planlı bir takım inisiyatifler almasından geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda şirketlerin karar mekanizmasında yer alan insanlara çok büyük bir görev düşüyor. Onların sürdürülebilirliği içselleştirmesi, bir ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmesi, ortak bir strateji etrafında buluşması gerçekten çok çok önemli. Zira aslında baktığımız zaman toplumun da bu yönde şirketlerden beklentileri var. Yani şirketlerin paydaşları olan tüketiciler ya da sivil toplum kuruluşları artık birlikte çalıştıkları şirketlerin çevreye karşı daha sorumlu, daha duyarlı olmaları gerektiğini, öyle olması gerektiğini bekliyorlar. Ve işbirliklerini de aslında kendi değerlerine uygun şirketlerle devam ediyorlar. Tam da bu noktada aslında Türkiye'de de güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Birçok şirketin kendi uygulamalarını gözden geçirdiğini, daha çevre dostu uygulamalar geliştirdiğini, ürün ve hizmetlerini, uygulamalarını doğa dostu uygulamalarla dönüştürdüğünü, bazen yeni ürünler çıkardığını, bazen ise mevcut ürünlerini buna yönelik değiştirdiğini görüyoruz. Finans dünyasında, bankacılık dünyasında çok önemli bir rol düşüyor burada. Çünkü bankalar bir yandan kendi dönüşümlerini, karbon ayak izlerini azaltacak şekilde dönüşümlerini gerçekleştirirken, bir yandan da finanse ettikleri reel sektör, müşterilerin, işletmelerin aslında yeşil ekonomiye geçişlerini ve dönüşmelerini sağlayacak en önemli katalizörlerden bir tanesi. Aslında biraz şöyle, her şey insana, topluma ve çevreye duyarlı olarak faaliyetlerini gözden geçirmekle geçiyor. Ama çok da güzel görüyoruz son zamanlarda. Böyle bir çevreye ve doğaya duyarlı olarak başlıyor her şey. Bahar, sen bu ormanlaştırma konusunda neler söylersin? Valla şu anda çok önemli bir farkındalık var. Şu ana kadar aslında ormanların bu ekosistem bizim için ne kadar önemli olduğunu, sadece insanlar için değil tüm canlılar için çok kıymetli olduğunu, emisyonların azaltılmasında en önemli unsurlardan ve en uygun çözümlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bu farkındalık dünyada da çok artmış durumda. Uzun zamandan beri bu farkındalık var ama bilincin ya da toplumun bu noktaya gelmesi biraz zaman almış durumda. Özellikle yaşadığımız son dönemdeki yangınlar Türkiye'de de bu bilinci çok daha iyi bir noktaya taşıdı. Bilincin taşınması anlamında. Daha önce işte bir takım unsurlar söylenebiliyordu ama biliyoruz ki ısınmayla beraber, ufacık bir tetiklemeyle beraber bizler biliyorsunuz geçtiğimiz yaz aylarında 144 bin hektar alanı, maalesef 200 bin futbol sahası kadar bir yeri Türkiye olarak kaybettik. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok noktasında olduğu için farkındalık çok artmış durumda. Dünya ülkeleri olarak da birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bunun önemli bir örneğini Kasım ayında, Kasım 2021'de Glasgow'da gördük. Dünya liderleri, dünya ülkeleri 133 ülke birden bir deklarasyona imza attılar. Burada da özellikle ormanların korunması ve arazi bozulumunun tersine çevrilmesi ve bunun 2030 yılına kadar hızlandırılması için gerekli olan bütün kaynakları seferber etmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bu çabalar bireyler tarafından da destekleniyor. Hali hazırda olan çalışmalar var ama onlar daha ana akımlaşıyor. Bu bağlamda ormanların korunması sadece orman köylümüzün ya da orada yaşayan yerel halkların gayreti değil, bugün bütün toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu. Çünkü gıdamızı, suyumuzu, ilacımızı bu ekosistemden temin ediyoruz. Ve aslında geçim kaynağımız olan bu yapıyı, hem geçim hem hayat kaynağımızı korumamız gerekiyor. Peki Mehmet Bey, aslında siz de kurum olarak şöyle bir bakacak olursak uzun yıllardır bir sorumluluk alıyorsunuz. 2008-2012 yılları arasında baktığımızda 81 ilde 81 orman projesiyle 3 milyona yakın fidan dikilmiş. Mesela günümüze gelecek olursak Geleceği Orman Projesi'ni yürütüyorsunuz. Bu projeyle amacınız nedir, hedefiniz nedir ve bu ilerlenen sürede nasıl bir sonuç ortaya çıktı, sizden dinleyelim. Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim, bankamızdaki bir çalışanımızın fikriydi bu. Ve kurum içi bir inovasyon projesi olarak biz bunu hayata geçirdik.
bankanın sürdürülebilir gelecek hedefinin ürünlerinden bir tanesi aslında geleceği orman. Bu arada yani dünya üzerinde benzer örnekleri de var geleceği ormanın. Yani biz yeniden böyle sıfırdan bir şey keşfetmiş değiliz. Ama tabii biliyorsunuz bazı şeyleri hayata geçirmekte kabiliyet istiyor. Bu kabiliyet vardı bizde. Arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çok güzel inandı. Her biri sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın önemine çok yürekten inanıyorlardı. Neyi amaçladık? Az önce bireylerin dönüştürücü etkisinden bahsettik. Tam da bu noktada aslında bireylerin çevre için eyleme geçme ihtiyacına günlük hayatta yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi amaçladık. Geleceği Orman katılımcılarıyla birlikte el ele vererek karbon ayak izimizi azaltacak bir takım senaryolar kurguladık. Örneğin günde 2000'den fazla adım atma, toplu taşıma tercih etme, bisiklet ya da elektrikli skuter kullanma gibi gündelik hayata dair faaliyetlerin yanı sıra işte uçtan uca dijital süreçte banka müşterisi olma, temassız ödeme yapma, bankamatikten işlem yaptıktan sonra makbuz almama gibi çevreye duyarlı bankacılık işlemlerini birleştirdik. Geleceği Orman katılımcıları bu işlemleri yaptıkça belirli puanlar kazanıyorlar. Ve bu karbon puanlar 1000'e ulaştığında onların adına Tema Vakfı aracılığıyla bir fidan bağışı gerçekleşiyor. Şimdi bu sayede de Geleceği Orman katılımcıları aslında biriktirdikleri karbon puanla karbonun doğal yolla hapsolmasını sağlayacak fidanları doğaya kazandırmış oluyorlar. Biz ne noktadayız? Biraz onunla ilgili bilgi vereyim. Eylül 2021'de hayata geçirdik. Yaklaşık 8 aylık bir süre oldu. Bu 8 aylık süre içerisinde 130 bin kullanıcıya ulaştık. 54 milyon karbon puan toplandı. Ve yaklaşık 10 bin adet fidan doğaya kazandırıldı. Programın bu bölümünde bir konuğumuz daha olacak. Tema Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş konuğumuz. Merhabalar Başak Hanım. Yayına hoş geldiniz. Merhabalar. Herkese iyi yayınlar. Programda bu hafta İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Mehmet Tuğtan konuğumuz. Onunla aslında Geleceğe Orman Projesi'ni konuşuyorduk. Size de Tema Vakfı açısından bu projenin anlamını, önemini sormak isterim. Çok teşekkür ederim Zehra Hanım. Ben stüdyodaki konuklara da merhaba diyerek başlayayım. Geleceğe Orman Projesi uygulaması aslında bir süredir birlikte üzerinde çalıştığımız bir proje ve bizim de Tema Vakfı olarak çok desteklediğimiz ve içinde olmaktan mutluluk duyduğumuz bir proje. Çünkü bu uygulama hem yenilikçi ve öncü yaklaşımı hem de karbon ayak izinin azaltılması için bireysel çabaları desteklemesi açısından önemli. Bu uygulamada bireylerin çevreye duyarlı yaklaşımlarını yine doğa için çok somut bir adım atarak fidan dikerek destekliyoruz. Burada çevre için harekete geçme ihtiyacına bir karşılık görüyoruz aslında. Gündelik hayatta yapabileceğimiz yürüyüş yapmak gibi, işte bisiklet kullanmak gibi davranışların yanı sıra bazı bankacılık işlemlerinde de işte yazılı ekstre ve makbuz kullanmamak gibi online yapılacak olan bankaya gitmeden dolayısıyla karbon ayak izini azaltarak yapılması gibi online'da yapılması gibi davranışlardan puan kazanıyorsunuz ve 1000 puana ulaşıldığında da İş Bankası vakfımız aracılığıyla bir fidan dikiyor. Yani aslında bir nevi bu çabaları fidanla ödüllendiriyor diyebiliriz bu uygulama. Bu kapsamda da ilk 3 yılda yaklaşık 1 milyon adet fidanın dikilmesini öngörüyoruz. Bu da ülkemizin orman varlığının artırılması için önemli bir destek. Bu zamana kadar uygulama kapsamında 1000'e yakın fidan dikilmiş durumda. Gaziantep'te bu fidanlar toprakla buluştu. Devamında da daha çok uygulayıp daha çok katılımcıyla daha çok fidana ulaşılmasını bekliyoruz. Katkı veren herkese de çok teşekkürler. Peki çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Tema Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş NTV yayınındaydı. Bizler de aslında Başak Hanım'ın da değindiği noktadan konuşmaya devam edelim. Bu fidanlarla aslında bir anlamda siz de değindiniz kısa kısa ama karbon ayak izinin azaltılması da büyük bir şekilde destekleniyor değil mi? Tabii. Yani demin söylediğim gibi aslında fidanlar doğada karbonu doğal yolla hapseden
en önemli unsurlardan bir tanesi. Hedefimiz de işte 3 yıl içerisinde 3 milyon fidana ulaşmak uygulama kapsamında. Bir yandan biz uygulamanın geliştirmesine de devam ediyoruz bu arada. Yani oyunlaştırma öğeleri de içerecek şekilde farklı özellikler de ekliyoruz. Yakın bir zamanda bunları da kamuoyuyla paylaşırız. Peki son bir cümleniz varsa, mesajınız varsa alabilirim. İstedikleriniz varsa. Şöyle söyleyeyim. Daha yaşanılabilir bir gelecek için net sıfır çok önemli bir hedef. Az önce aslında Bahar Hanım da söylediği gibi bu tek başına bireylerin, tek başına şirketlerin, tek başına kamunun, devletin yapabileceği bir şey değil. Bütün ekosistemin, tüm paydaşlarının birlikte hareket ederek ortak bir stratejiyle hayata geçirmesi gereken bir husus. Buna bütün hepimizin hayatı boyunca önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Bahar, senden de bir mesaj alalım, son cümle alalım. Ormanların sürdürülebilir olması lazım. Var olan ormanların korunması gerekiyor. Sürdürülebilir bir orman yönetiminin neden bizim için çok önemli olduğunu eğitimle, kurumların gayretleriyle, bireylerin gayretleriyle tamamlamamız ve bunu daha ileri bir noktaya taşımamız lazım. O nedenle bizim bu kabiliyeti kazanmamızda bu tip uygulamalar, sivil toplumun, iş dünyasının, akademinin getirdiği bütün gayretleri belli bir çerçevede ileriye dönüştürecek bir hamle yaratmamız ve bir seferberlik. Bunu bir seferberlik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O nedenle de hem taahhütlerimizi, uluslararası taahhütlerimizi yerine getirmek, hem var olan ormanlarımızı korumak, hem onları geliştirmek adına sürdürülebilir ormancılık yönetimini geliştiren, genişleten bütün bu uygulamaları desteklemeye hem kurumları hem bireyleri, herkesi davet etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Aslında anahtar kelimeler belki de seferberlik ve gayretti, senin de ifade ettiğin gibi. Bu haftaki konuklarımız İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Mehmet Tuğtan ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'dı. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve iklim kriziyle mücadelenin önemli bir ayağı ormanlar. Bu değerlerimizi, bu zenginliklerimizi kaybetmemek adına ertelemeden bugünden harekete geçmemiz gerekiyor. Ortak gelecekte haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.